tilki ya da ayı gelmiş. Eşyalarım olduğu gibi duruyor. Muhtemelen tam ben gelirken kaçtı. Arkadaşlar orada bir yaban domuz var. Görüyorsunuz yaban domuzu. Aslında bunlar da ayılar kadar tehlikeli. Tehlikeli. İnsanların üzerine gelebiliyor ama şu anda gördüğünüz gibi sessiz gideceğim. Beni görmesin. Gördü. Hissetti beni. Bana bakıyor. Kaçıyor. Beni gördü, kaçıyor. Aha, sürüymüş. Birden çok varmış arkadaşlar. Azılıydı ama. Bayağı büyüktü. Toprağa eşeliyordu. İlk önce benim gördü, sinirlendi. Beni gördü, sinirlendi. Sonra kaçtı yine de. Odun arıyorum. Az önce çilek yedim ya. Hala odun arıyorum, bulamadım. Bakın. Toprağı böyle kabartıyorlar. Çok faydalı doğaya. Gittiler. Bakın az önce buradaydı. Ta 30 saniye önce buradaydı. Toprağı nasıl kabartmışlar. Bayağı iriydi. Sürpriz karşılaşmalarda insanın üzerine saldırabiliyor. Hatta ayı kadar tehlikeli olabiliyor. Şimdi uzaklaştı. Sürüsüyle beraber. Gözüküyorlar mı? Bayağı uzaklaşmışlar. Göremiyorum onları artık. Sesleri de duyulmuyor. Bir tek baltam var yanımda. Başka hiçbir şey yok. Savunma amaçlı. Gittiler. Bir tane devrilmiş ağaç buldum. Bayağıdır da arıyorum, bulamadım. 21 Haziran 2022 günün en uzun saati. Antep fıstığını kemiren. Bakın orada bana bakıyor. Bakın. Ufacık bir şey. Çok var burada tilki. Geçen geldiğimde de bir sürü görmüştüm. Akşam sporunu yaptım. Terler belli oluyor mu acaba? Dizim baltaya değdi. Kanamayı durdurdum. Tetanoz aşım vardı. 2 yıl önce yine bir bıçak değmişti parmağımı doğadayken. Tetanoz vurdu. Onun da 5 yıl geçerliliği var. Dizimi baltanın o sivri ucuna değdirdim. Şu an gözüken sivri ucuna değdi. Oradan kabuk soyuyordum. Dikkatli olmakta fayda var. Başa her türlü bela gelebilir. O yüzden mutlaka ilk yardım çantasını bulundurun, tedbirli olun. Korkmuyor ya. Korkmuyor. Bağırıyorum, çağırıyorum, korkmuyor. Bak bana bakıyor oradan.